Yeni evimizde ilk akşam yemeği afiyet olsun. Ya başkanımca afiyet olsun da sen sağlığından haber ver. Nasılsın, iyi misin? Ya benim sağlığım iyi. Nereden çıkarıyorsun? Rahatsızlanmışsınız ya. Ya yani biz öyle duyduk, rahatsızlandığınızı duyduk. İyi misiniz siz? Ah, bak habere bak. Hemen yayılmış haber. Yanlış alarm. Gittik, bir sıkışma oldu. Yani bir spazm sandık, gaz dediler. Gaz mı dediler? Evet. Çok şükür. Ya ben çok iyiyim maşallah. Ben çok iyiyim. İyi, çok şükür. Burada çok güzel günler geçireceğiz. Bak ben buna inanıyorum. İnşallah başkanım ya. Şahika Hanım. Ne? Ben ne dedim? Dilim sürçtü herhalde. Nereden çıktı Şahika Hanım? Başkanım geldim. Diliniz sürçtü herhalde. Ama beni çağırdığınızı anladım. Öyleyse daha işte. Benim dilim sürçer ya öyle ondan. Başkanım, bu ne biliyor musunuz? Öyle çiftler ilk ayrıldıkları zaman birbirlerine özledikleri zaman böyle birbirlerini düşünüyorlarmış. Birbirlerinin isimlerini zikrediyorlarmış. Ve fakat alışkanlıktan başka hiçbir şey yok. Hep alışkanlık gereği yani. Ben ne diyordum? Başkanımca Şahika bugün buraya geldi. Ne? Şahika mı geldi? Şahika ne demek Şahika geldi? Ha, eşyalarını almaya gelmiş, karşılaştık dedi. Seda gel. Seda bak Şahika Hanım gelmiş. Bu ne demek? Yani Şahika Hanım benimle barışmak için elinden geleni yapacak. Bu belli oldu. Şimdi bak bakalım evin bir taraflarına bir şeyler takmış mı? Böyle gözler var ya, kamera gözler. Bir de ses cihazı falan takmış mı? Bak. Tamam başkanım, hiç merak etmeyin, baktıracağım. Tamam hadi. Kopamıyor benden. Bana takıntılı. Fena takıntılı. Ben Şahika Hanım'ı takip ettiririm. Böylece bir plan yapıyorsa onu da öğrenmiş oluruz başkanım. Ender'de kalıyor o ya. Emoralsiz. Destek arıyor. Beni unutamıyor. Ama bu eve gelmesi imkansız. Hadi buyurun, afiyet.